Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugüne kadar kaç ülke tanıdı? Birinci sorumuz olsun. İkinci sorumuz ise söz konusu olan barışı göz önünde bulundurduğumuzda barışı gerçekten getirecek olan politikacılar mı yoksa iki kesimin halkı mı? Eğer iki kesimin halkıysa bu iki halk arasındaki ilişkiler nasıldır? Bir tek Türkiye tanıdı biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Başka tanıyan yok. Bir ara Bangladeş tanıdı, tanıyordu. 1974'te. Sonra Amerika'nın iddialara göre uyarısıyla vazgeçti. Pakistan tanıyordu. O da vazgeçti. Tabii malum Güvenlik Konseyi'nin kararı nedeniyle, yani Güvenlik Konseyi'nin bu karar olduktan sonra buna karşı çıkması bir ülkenin çok kolay bir şey değildi. Tanıma tanımama meselesi böyle yani. Halklar arasındaki şimdi onu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Halkların barışması Kıbrıs'ta biraz daha zordur. Niye zordur? Çünkü aslında halklar yani birbirini gördüğünde birbirinin boğazına sarılan türden değil. Yani Kıbrıslı onlarla Kıbrıslı cümle birbirine düşman iki halk değil aslında. Mesele güç bölüşümündeki farklılıklar. Özellikle siyasi düzeyde. O nedenle sorun siyasidir bana göre. Ve tabii uluslararası bir sorundur. Birçok şeyi etkilediği için. Halkların barışması fazla bir şey elde etmez. Çünkü zaten kavgalı değildir. Zaman zaman bir araya gelirler, ortak faaliyetleri var, ortak etkinlikleri var. Ama buna rağmen siyasi düzeyde konu tartışıldığında durum değişiyor. İşte biz sizin görmüşsünüz nasıl eşit olabiliriz? Dolayısıyla ve bir şey daha söyleyeyim. Rum toplumu çok politize bir toplum. Hatta yani futbol kulüpleri bile siyasi bir Güney Kıbrıs'ta. Hatta bir de şeyi söyleyeyim, ilginç bir şey var. İki tane futbol takımı var. Omonia ve Aboel. Omonia ve Aboel. Omonia solcuların şeyidir, takımıdır. Aboel de fanatik aşırı milliyetçilerin takımıdır. Şimdi bu şeyi Aboel'le Monya maç yaptığında muhakkak kavga çıkar. Ama kavganın en önemli nedeni de o Monya Aboel'cileri kızdırmak için tribünlerde kakadece bayrağı açar. Yani boğaya kırmızı gösterildiği gibi onları öfkelendirmek için kakadece bayrağı açar. Ve Güney Kıbrıs'ta kakadece bayrağı açılan tek olay Omonia Aboel maçlarıdır. O kadar politizedir. Bu Aboel'in binasının olduğu yere yakın trafik ışıklarında bazen duran Türk arabalarını plakasından tanıyıp taşladıkları çok olmuştur. O kadar fanatiktirler. Ha, bunun gibi birçok alanda çok ciddi bir politizasyon vardır. Yani bir siyasi parti
seçmenine Florida'ya oy ver diye çağrı yaparsa %90 tutturur. O aday kim olursa olsun. Parti dedi ya, o partiye, o seçmen uyar. Böylesine politize bir toplumdur. O nedenle diyorum, siyasetçiler güneyde çözüm yanlısı bir tutum ortaya koyarlarsa ben Rum halkının buna hayır diyeceğine inanmıyorum kesinlikle. Yani benim bu konuyla ilgili değerlendirmem bu. Sayın Cumhurbaşkanı, başta çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sonrasında da sorularına cevap